Selamun aleyküm sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Allah'ım iyilikler, sağlıklar versin arkadaşlar. Efe dayınızı soracak olursanız ben de iyiyim arkadaşlar, Allah'a şükürler olsun. Her işi başarıyorum, her şeyi yapıyorum ama şu makineyi çalıştırmayı bir türlü öğrenemedim. Yani bulaşık makinesini. Leyla Sultan gelinim Adana'ya gittiler. Ben de dün akşamdan bu tarafa yediğimi attım lavaboya, yediğimi attım. Bayağı bir bulaşık birikti. Makineyi de çalıştırmayı bilmiyorum. Kızlarımı da aramadım. Gelseler yıkarlardı ya da makineye dizerlerdi ama bunları kendim elimde yıkayacağım arkadaşlar. Şöyle kuvvetimize sıcak su aldım. Eskiden gurbetlerde çok yıkardım arkadaşlar da. Biraz şey döktüm. Çamaşır suyu döktüm. Biraz da feri dökeyim. Sevgili arkadaşlarım. Şöyle. Ondan sonra şuradan da bulaşık süngerimizi alalım. Telimizi alalım. Camımızı alalım. Evet. Oo, çok sıcağımış. Elimi yakacaktım vallahi. Şöyle yıkadıklarımızı bu tarafa koyalım. Şuradan başlayayım ben. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah beceririm arkadaşlar. Her işi becerdiğim gibi bunu da beceririm. Arkadaşlar. Neymiş de bekarlık sultanlığıymış. Bekarlık rezillik rezillik. Vallahi bak. Leyla Sultan'ı nasıl aramam şimdi. Sağ olsun gelinim Leyla Sultan. Vallahi arıyorum şimdi onları. Adanalı Yıldız Hanım, sakın gülme bana, tamam mı? Ha, Arzu Hanım sen de gülme. Efe dayımız bulaşık yıkıyor bak, gördünüz mü? Ha. Ayağında birikmiş vallahi bak. Tavalar, tencereler, iki gündür sanki. Ne yedin bunlarla mübarek adam? Bunların bazılarında dolapta yemek vardı arkadaşlar. Leyla Sultan bana yemek yapmış gitmişti. Ben de o yemekleri yedim, bulaşıkları yıkanacak kaldı. Ya arkadaşlar, iş başa düştü mü diye her şeyi yapacağım. Bulaşık da yıkayacağım, çamaşır da yıkayacağım. Sevgili sevenlerim, sevgili takipçilerim. Bunların hepsini ben çıkarmadım bulaşıklar arkadaşlar. Bunların bazılarında yemek vardı dolapta. Neredeyse bir günde bu kadar bulaşık mı çıkardım ben sanki?
tavada pilav vardı. Evet arkadaşlar. Durumlar böyle işte. Allah kimseyi yalnız bırakmasın arkadaşlar. Ha, gördüğünden geri koymasın. Bekarlık sultanlık diyenler var ya, şaştığından demiş. Vallahi bak. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bekarlık rezillik. Neymiş de bekarlık sultanlığıymış. İnandın mı Hamza Hanım Kazım? Lavaz beraber dolmuş bulaşıklar. Buradan tüm sevenlerime selam olsun arkadaşlar. Yurt içinden, yurt dışından beni izleyen tüm takipçilerime selam olsun. Efe dayınız bulaşık yıkıyor. Sakın gülmeyin bana. Tamam mı? Güzel yorumlar yazın. Tencerenin birinde komposta vardı. Az bir şey bitmiş, onu tükettim. Birinde büyük tencerede yoğurt vardı. Onu keseye süzdürdüm. Eşkimesin diye. Ondan sonra yoğurdu süzdüm keseyle, dolaba koydum arkadaşlar. Vallahi yıkamayacaktım da. Leyla geleneğe de biriktireceğim. Kayacaktım şuna. Ama içim daha gitmedi. Hem şaka şamata gır gır, hem video olsun dedim, hem de yıkayayım dedim arkadaşlar. Elimde mi kalacak ya? Çok yıkadım arkadaşlar ben. Gurbette çok çalıştığımdan çok yıkadım gurbetlerde bulaşık. Bu büyük tencerede yoğurt vardı. Keseye süzdürdüm onu. Gündüz dışarı astım, biraz çekmiş suyunu. Şimdi de dolaba koydum. Gıcır gıcır yıkadım arkadaşlar.
demiş de Efo dayı bulaşık yıkayamazmış. Kim demiş onu? Vallahi gıcır gıcır yıkadım evinde. Şöyle bezimiz var. Bunu şuraya sereyim. Durladıklarım üstüne dizeyim arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Evet, şimdi durulamaya geçelim arkadaşlar. Bunların hepsini ben bulaşık etmedim arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim de. Dolapta yemekler vardı. Kiminde yemek vardı, kiminde komposta vardı, yoğurt vardı. Onlar hep boşaldı. Yani hepsini ben batırmadım. Hatta bugün akşam yemeğine de kızıma gittim. Emine kızım çağırdı. Dün de çağırdı da dün gitmedim. Bugün gittim, çayı orada içtik, yemeğe orada yedik. Yani bir günde bu kadar bulaşığı nasıl çıkardın hep odayı demeyin. Evet. Gıcır gıcır oldu vallahi. Çok hanım yıkayamaz böyle benim gibi. Vallahi. Maskusteller geçerler vallahi. Ben iyi yıkadım arkadaşlar. Bak çok hanım bu şeyi adeyi bulaşıkta kullanmazlar arkadaşlar. Kokar diller. Acı kullanmadın mı diye yumurta kokusu, yemek kokusu, bardaklar kokar arkadaşlar bak. Mis mis. Biz acı kullanırız arkadaşlar. Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Benim en çok sevdiğim koku ne biliyor musunuz? Parfümden, kolonyadan, dezoranttan fazla en çok sevdiğim koku acı kokusuyla naftalin kokusu. Bu bir gerçektir. Buna inanın. Acı kokusuyla naftalin kokusu olan evde mikrop olmaz arkadaşlar. Bir eve girdiğim zaman
lavabosuna yahut da bir yere gittiğim zaman acı kokusu geldi mi burnuma, naftalin kokusu geldi mi, tamam bu evden için ala ala yemek de yiyebilirsin, çay da içebilirsin derim kendi kendime. Bazıları adeyi bulaşıkta kullanmazlar arkadaşlar. Biz kullanırız yıllardır. Bulaşıklarımız mis gibi olur arkadaşlar. Yumurta kokusu, balık kokusu, et, tavuk kokusu. Acı bunların ilacı. Bir damla fazla değil, bir damla damladığımız makineye de damladırız. Elimizde yıkayıcı da damladırız arkadaşlar. Evet. Bu iş buraya kadar. Beni buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gördünüz mü? Depo dayımızı. Ya. Depo dayınız evde tek başına. Kimse yok. Artık'ın önlüğümü çıkartabilirim. Görüşürüz. Arkadaşlar az önce bahsetmiştim ya size. Süzme yoğurt diye. O süzme yoğurta biraz pekmez koydum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunu yiyeceğim arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Şöyle. Böyle çok göründüğüne bakmayın, tabakta az arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun, Efe dayının kanalında kalın. Allah yar ve yardımcımız olsun, hakkınızı helal edin arkadaşlar, Allah'a emanet olun.